Evet, sevgili Besninler. Bugünkü Azım Şehri'nin tanıklarındaki konuğumuz, Besni girişimciliğinin gurbetteki ilk yüzaklarından, Besnili gençlerin gurbetteki ekmek kapılarının ilk başta gelenlerinden Sayın İbrahim Tuzsuz. Kendisi Besni'ye olan sevgisiyle de gündemimizde, bunu ailesinin adına yaptırdığı bir cami ve son olarak bu eğitim bayramında hizmete açtığımız Görmeye Değer İlköğretim Okulu ve Anaokulu'yla da Besni'ye olan katkılarını belgelediler. Besniler adına kendilerine öncelikle şükranlarımızı sunuyoruz. Ve kendisine aşağı şehirdeki gençlik yıllarından olan öğrenci durumlarını, ilk üniversiteli gençlerin başlarından da geliyor kendisi. Onlar hakkında gerekli açıklamalar istiyoruz. Evet İbrahim Bey, buyurun. Ben Besni'de Aşağışehir doğumluyum. Evet. Ama Aşağışehir'de büyümedim. Bizim evimiz Pınarbaşı'ndaydı. Aşağışehir ile Yukarışehir arasında. Aşağışehir yıkılıp Yukarışehir'e taşındığı zaman biz aradaydık. O Pınarbaşı'nda bahçede büyüdük. Evet. Ama Aşağışehir'deki evimiz duruyordu. Evimiz daha eski evimiz. Daha önce bir ara askerlik şubesi dolmuş. Eski meydan hamamının önünde. Meydan hamamının önünden inersin. Sol tarafta, sağ tarafta şeylerin evi var, söylemezlerin, tahta kışların, sol tarafa döndüğümüz zaman Şıkağ'ın onun evi, onların bir çıkmazı, bir de gavuncuların evi, bir meydan gibi bir yer, orada da Tuğsuzların evi vardı, eski bir ev. Ben oraya devam giderdim, bizim evimizde dayımlar oturdu, biz dayımlar dolayısıyla Aşağışehir'e gider gelirdik. Daha sonra ben Aşağışehir hayatında bir sene Aşağışehir'de Terzi Muhammed Duran'ın yanında şahitlik yaptım. Terzi şahitliği yaptım. Aşağışehir o zaman da terk edilmeye başlamıştı. Yazları Aşağışehir'deki Terzi Muhammed Duran'ın bağ evindeki evine sayfı getirdim çocukken. Şakalaşların önünün altında Terzi Muhammed Duran'ın bir evi vardı. O evden o da yemeğini içmesine düşkün ve modern kalite bir adamdı. Muhammed Duran meşhur terziydi. Oradaki kalfalarım Mustafa Kerem, Veysel, eski posta müdürünün oğlu Mustafa Ölmez, ben onun yanında terzi şahidi yapardım. Öğlenleri Muhammed Duran'ın eşeğiyle sayfayı, eti, balıcanı, domatesi doldurur eve götürüyorum derdi. Onu eşeğin üzerine gelir evinden alırken korkardım. Başka evler boştu. Tek başıma çocuk herhalde 12 yaşında falandım. Eşekle onu alırdım ta şeye... Bozlucan'ın yanında evi vardı, evine getirdim. Hacı Kirip, Bekir Efendi'nin evinin bitişindeydi. Oraya getirdim, sayfa verip eşekle de geri geldim. O kalfaları da benden dala geçirdi. Üç tane kızı vardı, dört tane Muhammed Duran'ın. Oğlum o kızlar ne oldu, kızlar sana önünde ne dediler diye dala geçerlerdi. Peki, Besni Ortaokulu'nun ilk mezunlarından mı? Biz Besni Ortaokulu'nun ikinci mezunlarıyız. Bizden önceki ilk açıldığı sene daha önce ara verenler, Terzişehir'de, evet. Çiringişehir'de yapanlar geldi. Ortaokul olmadığından dolayı gidemeyenler alındı. Bunların yaşları biraz büyüktü. Biz ama ortaokulu bitirilmez, ilkokulu bitirilmez ortaokula girdik. Peki lise eğitiminizi? Liseyi, o zaman buralarda lise yoktu. Antep'teki yatılı da yoktu. Bir ara Antep'te Besni'dekiler liseye falan çocuklarını gönderememişler. Bir iki tanesi hastalanmış vesaire diye iki kişinin dışında okuyan kimse yoktu. Evet. Nurettin'in oğluyla Hacı Ramazan'ın oğlu. Evet. İkisi de büyük bir... Ondan sonra bir ara durmuştu okutma. Bu ortaokuldan sonra tekrar başladı. Evet. Ve Antep'te de lise yoktu. Herkes, biz ilk mezunlar Haydarpaşa'ya veyahut da Maraş'a, Malatya'ya gittiler. Ben İstanbul'da akrabalarımız vardı. Onlara gittim iki sene. Lise biri Vefa Lisesi'nde, 2 Pertemiyade, 3'ü de İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. Yatırı okuyayım ki Teknik Üniversitesi'ne gideyim diye. Yazları Besni'ye gelirdik, evet. Üniversite mezunları. Yazları geldiğimizde Aşağışehir'de, Yukarışehir'e taşınma aşamasındaydı. Aşağışehir'e, evet. Yukarışehir arasında taşınma aşamasındaydı. Çarşı ama yerindeydi. Çarşı yerinde, ALES yerinde ve genellikle de Yukarışehir'e taşındığı için biz talebeler okumuş talebeler Yukarışehir'de ya ve Ali abinin, Ali Emre'nin bir şeyi, grubu vardı, onun olduğu bir ofiste, yani dükkanda toplanırdı. Veyahut dedemin kahvesinde, veyahut da Necati abi vardı, elektrikçi. Onun dükkanının adı Şebeke'ydi.
Bizim üniversite okuyanların şebekeleri vardı. Ucuz trene tramvaya binseydi oranın adı şebeke diye. Orada otururduk, öğlenleri tava yer, Nedim'in kahvesinde oyun oynardık. Ve hayatımın besindeki günlerimiz yaz tatilini öyle hoş geçirmeye çalışırdık. Peki üniversiteyi nerede okudunuz, İstanbul'da mı? Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi okudum. Bitirdikten sonra da doğru şeye gittim. Keban Barajı'nda gittim. Evet. Çalıştım 5 sene. Ondan sonra demir yollarında çalıştım. Bir Amerikan firmasında çalıştım. Daha sonra da Gaziantep'e gelerek kendi şirketimi kurdum. Evet. Burada Keban Barajı'nda bir şey anlatayım. Evet. Keban Barajı yapıldığı sırada Keban Barajı'ndaki barajın kapaklarını Türkiye'de mi yapılsın, Avrupa'da mı, Amerika'da mı diye Amerikan firması kredi veriyordu. Evet. Dedi ki bunlar Avrupa'da yapılmaz, Amerika'daki firmalara ihale verin. Çünkü krediyi o veriyor, daha yüksekle verecek. Biz de dedik, devlet su işlerindeki mühendisler, müdürlerimiz dedi ki bu dedi Avrupalı firmalara ihale açalım ki devletin kar olsun. Avrupa'ya bir heyet gönderdiler. O heyette ben de vardım. Avrupa'da gittik, dolaştık 15 gün ve bir rapor verdik. Dedi ki bu kapaklar yüksek basınca dayanıklı ama Avrupa'da falan böyle yapılmış, Avrupa firmadan yapabilir. O rapor üzerine ihaleye çıktı. Devlet su işleri o Keban Barajı'nın dip sıva kapaklarını Avrupa firmasına ihale etti. %20 daha ucuz. Şu anda o kapakların en iyisini ben Gaziantep'te yapıyorum. Yani aradan geçen 40 senede nereden nereye geldik deniyor ya. O Avrupa 65-70'lerde Avrupa'dan mı Amerika'dan mı alalım derken biz şu anda o kapakları Türkiye'de yapıyoruz. Aynı kapakları Karakay Barajı, Keban Barajı, Batman Barajı, Boyabat Barajı gibi bütün barajlarda aynı kapaklar bizim kendi imalatımız ve Türk malı olarak çalışmaktadır. Dedik ya Besinler gittikleri her yerde liderle oynamalar diye. Sayın İbrahim Tuzsuz benim bu söylemimi de burada haklı çıkardı. Biz son olarak hakikaten Besinler adına size Besinler'e gurbette ekmek kapısı olduğunuzdan dolayı ve Besin'e yaptığınız hayırlı işlerin de diğer hemşerilerimize örnek olmasını diliyor. Size sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.